saygı derdemi çöker saçsın değerli takipçilerine. Buradan selam olsun. Bugün Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçına çıkıyoruz arkadaşlar. Rakip Union Saint-Gilloise Kadıköy'e doğru yola çıkmak için şu an Halkalı Marmara İstasyonu'na geldik. Stat'ta yerimi aldım ve alır almaz da hemen Instagram'a girdim ve Fenerbahçe'mizin Union Saint-Gilloise takımı karşısındaki ilk 11'lerine baktım. Kalede İrfan Can Erbayat'ta başlıyoruz. Savunma dörtlüsü. Bakın, baktım dedim, video kaydını açtım. Unuttum, görüyor musunuz? Kaydı kapatıp tekrar açtım arkadaşlar. Niye? O arada 11'lere bir kez daha göz atabilmek için. Savunma dörtlümüz Ferdi, Osterwolde, Çiku, Osay Samel. Orta saha ikilimiz Fred ve İsmail. Sol kanat İrfan Can, sağ kanat Reinkent. Tam tersiydi muhtemelen ya. Evet, solda Reinkent, sağda İrfan'ı izleyeceğiz. Forvet arkası Szymanski, santraforda ise Mişi Batshuayi oynuyor Fenerbahçe'mizde. İlk öncelikle şunu söyleyeyim. Rotasyon bir 11. Ryan Kent'in ilk 11'de olması da ayrıca beni sevindirdi. Uzun bir süredir biliyorsunuz ki forma şansı bulamıyordu. Ve ligin ikinci yarısında Fenerbahçe'ye verdiğimiz kadro listesinde de yer almıyor. Uzun bir süre sonra tekrar onu ilk 11'de izleyeceğimiz için, yani daha doğrusu ben, çok mutluyum. Bu maçta rotasyona gidebiliriz çünkü avantaj bizde. 2-0 mağlup olsak dahi biz tur atlıyoruz. Fenerbahçe'miz Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseliyor. Bu arada kalecilerimiz hızlı maçı sahaya geliyor. Çekim yaparken fark ettim ya. Ben bayağı uzaklaşmışım tribünden ha. Biraz içine girelim, öyle değil mi? Evet arkadaşlar, atmosfere ve tribüne artık daha yakın olduğumu söyleyebilirim.
akşam Fenerbahçe baskını, taraftar da harika başladığını söylemem lazım. Yürek yürek yürek! Alana giden top boy olarak değer kazanmıyor arkadaşlar offside gelin içerisinde. Ulan ne de güzel atmıştı pasını. Ah be. Maçta ilk 20 dakikayı geride bırakıyoruz arkadaşlar. 0-0 led boys eşitlik sürüyor. Fenerbahçe'miz geliyor. İki takım da tehlikeli ataklarla oynuyor diyebiliriz. Her iki takımdan biri her an gol bulabilir. Evet arkadaşlar, ilk yarı bitti. İlk yarıda top bir o kaledeydi, bir bu kalede. Açıkçası ilk yarıda ben gol beklerdim her iki takımdan. Her an gol atabilecek bir futbol oynadı her iki takımda. Ama olmadı. Golsüz berabere bitti ilk yarı. Bakalım ikinci yarı bizlere neler getirecek arkadaşlar. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Özellikle ön plana çıkan bir futbolcu var mı diye soracak olursanız. Hayır, yok arkadaşlar. Genel anlamda dediğim gibi iki takım da eşit ve iyi futbol oynuyor. İkinci yarıya geçiyoruz. Sessiz başladı arkadaşlar. Ama hangi maça gidersem gideyim, hangi takım maçına gidersen gideyim, İkinci yarıda nedense böyle bir şey çöküyor, uyku çöküyor, yorgunluk çöküyor taraftarlara. Böyle tezahürat, beste söyleyisi gelmiyor taraftar nedense. Kalecimiz İrfan Can kendine yere bıraktı. Umarım ciddi bir şey yoktur. Arkadaşlar ikinci yarıdan bana birdenbire yorgunluk çöktü, uyku çöktü. Ne oluyoruz ya? Ah be başlayın be. Keşke daha erken dalmasaydım. İlk yarıdaki gibi tehlikeli ataklara hiç rastlamadım ikinci yarıda arkadaşlar. Of of. Zaten uyku çöktü. Şu an çekim yapmakta da zorluk yaşıyorum diyebilirim arkadaşlar. Daha bunun editi var. Her neyse, Fenerbahçe'miz atak yapıyor.
Ben 90 dakika tamamlayacağımdan eminim. Edit'i muhtemelen yarın halledeceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Normal şartlarda ben sabaha karşı başlarım çektiğim videoların editlerine. Geç olsun güç olmasın değil mi arkadaşlar ya? Her neyse maça dönelim. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci çıkıyor. Yerini kuşağı takışa bırakıyor. Ve Nihal Zaykır oyuna giriyor. Bundan ötürü çıkıyor. Zaykır Fred'in yerine oyuna girdi arkadaşlar. Devamlılıkta 2.62. Burak'tan itibaren Zaykır Kahveci izleyeceğiz sağlam. Haydi bakalım. 62'de bu anda Tuğçe'nin plakasını muhabbet edeceğiz. Takım daha her an gol atabilir. İkinci yarıya nasipmiş arkadaşlar. Union Saint Louis takımı ikinci yarıda golü buluyor. Dakika 67. Durum 1-0. Endişeye mal yok endişeye. Kentin top kaptırmasına mı çok sinir oldu? Bana mı öyle geldi arkadaşlar? Bir an patladı vallahi Fener. Ryan Kent ve Başuay'a çıktı. Yerlerine Ceko ve Mert Hakan girdi arkadaşlar. Haydi bakalım. Kaptanı ve komutanı izleyeceğiz. Kaçıncı dakikadan itibaren her neyse dakikanın çok bir önemi yok. Girdiler mi girdiler. Bir şeyler yapsınlar sahada. O bize yeter. Arkadaşlar 1-0 mağlubuz ama moral bozmuyoruz tabii ki de arkadaşlar. Yani 1-0 da olsa dediğim gibi 2-0 mağlup da olsa biz bu turu geçiyorduk. 1-0 mağlubuz ve turu her zamanki gibi geçmeye çok yakınız. Her zamanki gibiden kastım arkadaşlar. Biliyorsunuz Avrupa kupalarında biz yani gruplarda hiç elenmiyoruz neredeyse. Yani ben hiç hatırlamıyorum açıkçası. Sizlere öyle diyeyim. Ondan dolayı her zaman gibi turu geçiyoruz diyorum. Mert Hakan daha yeni girmişti. Neden çıkıyor diye soruyorsanız arkadaşlar. Ya zaten çoğunuz şu an canlı canlı maçı seyrediyordur. Sakatlığı sebebiyle oyundan çıktı MH'ye. Yerine ise altyapıdan bu çocuk herhalde Zeki Dursun. Ve maç bitiyor arkadaşlar. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalde. Yolumuz açık olsun. Evet.
Scoreboard'un olduğu kısımda güzel bir yazı geçiyor. Evet arkadaşlar, Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalde. Yolumuz uzun, hayallerimiz büyük. Her iki kulvarda da, yani hem ligde hem de Avrupa'da şampiyonluğu hedefliyoruz bu sezon. Hayırlısıyla da iki kupa ile kapatacağız bu sezonu. Tabii daha çok var, yaklaşık 3-4 ay var. Ligin bitimine, futbol müsabakaların bitimine. Güzel bir maçtı tabii, durgun bir maçtı bir yandan da. Yani açıkçası böyle bir maç bekliyor muydum? Yani beklemiyordum. Fenerbahçe'miz çok zorlamadı ama az da olsa, bir kadın da olsa zorlayacağını düşünüyordum. Zorlamadı. Onların tercihi tabii ki de. Sonuç olarak 1-0 mağlup olduk ama UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldik. Yani tur atladık arkadaşlar. Arkadaşlar yalan yok. Konferans Ligi son 16 turu kura çekimde rakip olarak Union Saint-Gilloz geldiğinde, yani ufakta bir olsa içimde bir korku olmuştu. Ulan bu herifler mağlubiyet almamış neredeyse sezon başından bu yana. Acaba bizleri de yenebilirler mi falan diye düşündüm. Ne yalan söyleyeyim. Ama Fenerbahçe'miz gerçekten bütün ön yargıları kırdı. Deplasmanda Belçika'da inanılmaz bir performans sergiledi. İnanılmaz bir futbol oyundu. 3-0 galibiyetle ayrıldık yurt dışındaki maçta. Burada da bir sorun var olduk ama onların attığı bir gol onlara yetmedi diyelim. Çok güzel oldu. Uzun bir süre sonra Avrupa kulvarında çeyrek finale yükseldik. Mutluluk verici, çok gurur verici. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmeye çalışıyoruz. Umarım da ediyoruzdur. Ben ettiğimizi düşünüyorum açıkçası. Hafta sonu da Trabzonspor'a konuk oluyoruz. Bizim adımıza kritik bir maç. Şampiyonluk yarışında da kritik bir maç arkadaşlar. 117 yıllık tarihimizin en kritik maçı belki de. Her sezon en az böyle bir maçımız oluyor arkadaşlar. Hadi bakalım, daha Beşiktaş maçı da var. Galatasaray'la oynayacağız daha. Galatasaray'la çıkacağımız maç şampiyonluk maçı bir nevi. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Her neyse arkadaşlar, umarım bu video hoşunuza gitmiştir diyeceğim. Ama nasıl? Sahaya dönük. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Ve yorumda yazın arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok önemli. Maç hakkında düşüncelerinizi mutlaka yazın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Hoşçakalın, saygılar. Çeyrek finaldeyiz.